Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Eylül Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Yine 2 tane altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de İkinci altılı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine her iki altılı programıyla ile ilgili yine takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar e Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz programında koşacak birinci koşuyla beraber saat 2'de made in bir koşuyla beraber 6'sı başlayacak arkadaşlar 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için. Son 5 yarışında ikincilikle tamamlayan e, her seferinde de kendini geçebilecek bir safkanı bulan arkadaşlar 3 numaralı Kopay'ı artık yarın için e, bu meydana veda etmeye çok yakın olacağı bir yarışa çıkıyor diye düşünüyorum. Yarın için arkadaşlar günü ilk ayında 3 numaralı safkan normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım ama tabi ben yanına at ekleyeceğim. Özellikle son ikincini çok beğendim. 8 numaralı Miss Arya'yı Gökhan Gökçe idaresinde yine kuponumda bulunduracağım arkadaşlar. Bilindiği gibi bu safkanın son ikincini ben çok beğenmiştim. O günkü, safkan, o günkü yarışıyla dikkatimi çeken safkanı Bugün için de 3 numaralı yanına ayırmak istemedim. Burada 2 ve 8 numaralı safkanlar gruptan bir tık önce duruyor bu iki safkanın arasında. Geçmesini beklediğim bir yarış olacak ama 3 numaralı kopaya dediğim gibi arkadaşlar günün ilk ayağı için yalnız da bırakılabilir küçük kuponlar için bu safkan artık kazanacağı bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Özellikle de üzerinde Onur Öztürk var ki ben yarın için Onur Öztürk'le beraber kazanacağı bir yarış olacaktır. Eğer ki burada sürpriz arama noktasında 8 numara Safkan'ı rakip noktasında arkadaşlar değerlendirebiliriz. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise şart 3'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda biz diyeceğiz 10 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine e, sürpriz arama noktasında değerlendireceğimiz ayaklardan biri olacak. Özellikle ben 8 numaralı Kiyot Born'um arkadaşlar. E, güzel bir luxor yavrusu olan bu safkan. Onur Öztürk'le beraber start alıyor ki son yarışını çimde istediği şekilde koşamadı Safkan ama önden önceki koştuğu kum, yarışlarında oldukça başarılı işler çıkarmıştı. Güzel bir luksor yavrusu. yani ee, yarın için müsait grupta start alacak olan bu Safkan'dan ben etkili bir yarış bekliyorum. Benim ilk şans Safkan'ım olacak 8 numaralı Kuat Born. Rakibi noktasında arkadaşlar yine Altuma Duncan. Murat Gündüzeli ile beraber güzel bir Smart Robin yavrusu olan ki bu safkanlarına yine etkili bir yarış bekliyorum. Bir start çekme avantajı ile beraber start alacak olan bu safkanların da iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine 3 numaralı Mendipan yine sevdiğim safkanlardan biri Muhammed Birbilgin'le start alacak olan bu Mendip yavrusundan da yine iyi bir koşu gelecektir diyorum gün ikinci ayağı için. Burada 8, 6 ve 3 numaralı safkanlar ben de bir tık önde arkadaşlar bu safkan kuponunda muhakkak bulunduracağım. Ama dediğim gibi sürpriz arama noktasında bir yarış olarak görüyorum. Varsa yine tuttuğum safkanlar eklemeye çalışın. Yine 1 numaralı Firemax, 2 numaralı Koşar gibi safkanlarında sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2 numaralı Koşal Burak Averbak'la beraber arkadaşlar takimde olan bir safkan etkili bir yarı çıkartabilir. Güzel de bir sürprize imza atabilir. Yerimiz varsa muhakkak bu safkanda şans verelim. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar sıralamayı tekrardan vereyim. 8, 6 ve 3 numaralı safkanlar bir tık önde rakip noktasında da 2 numaralı Hatta bir numaralı safkanın da şanslı olabileceğini düşünüyorum günün ikinci ayağı için. Gün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafe kumda start alacaklar. 5 tane safkanı start alacağı bu koşu aynı zamanda 7 ile Palasen'in de başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu için. Ben bir tane safkanla bahsedeceğim. Ben çok uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm 3 numaralı Hostin'in sevdiği mesafede kendisini tanıyan jokeyi Mahsun Demirbaş ile beraber yarın için müsait grubu değerlendireceğini Kolay bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hosti zaten bu gruptan bir tık üstün bir safkan. Yani içinde her şey lehine gibi gözüküyor. Günün 3. ayağında 7'li Plus'ın arkadaşlar ilk ayağı için ben 3 numara Hostin'in bu grubu kolay geçeceğini rahatlıkla Kuponlarda yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün Bursa programının birinci altılısı için günün arkadaşlar dördüncü koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda ikinci altında başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu şartlı dörtte koşacak dişlere ait bir grup. 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz 1300 metre mesafe kumda arkadaşlar 11 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 5 numaralı Çağlayan Şelale'den yine bahsedeceğim. Bilindiği gibi birçok kez verdiğimiz Safkan aslında çok beklentimin olduğu ama bir türlü istediğimiz koşuları da yapamadı son yarışlarında özellikle. Çağlayan Şelale kendi bulduğunda çok önemli yarışlar kazanacaktır. Şu an bir sorunları var gibi gözüküyor Safkan'ın ama bunları atlatacağına inanıyorum. İyi yerlerde bakılan Safkan'dan ve etkili bir koşu bekliyorum. Bu yarış başlangıç yarışı ya da formunun yükseliş yarışı olabileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Çağlayan Şelale. Bende ilk şanslı safkandır. Rakibi noktasında çıktı. iki yarışı kazanan Altuman İdil Kız. Yine önemli bir safkan. Atalay Kürsün'e ait olan bu safkandan da iyi bir koşu çıkacaktır. değerlendirilme arkadaşlar. Yine 7 numaralı ilk aşk. Mahmut Turan'la beraber start alacak olan bu Kayseri temsilinden de yine etkili bir yarış bekliyorum gün ilk ayağı için. Ben de burada 5, 6 ve 7 numaralı safganlar bir tık önde duruyor arkadaşlar. Bu üst safkan benim kuponumda muhakkak olacak. Yine yerim olursa gün ilk ayağı için 1 numaralı Yemen güzelini ve 2 numaralı İlhan Perisi gibi safkanlara da şans vermeye çalışacağım gün ilk ayağı için ama dediğim gibi özellikle 5, 6 ve 7 numaralı safkanlar günü ilk ay açan arkadaşlar muhakkak kuponlarda bulunması gerek olan safkanları olarak görüyorum. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 14'te izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe içinde start alacaklar ki 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Özellikle 4 numara Rentele'yi ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Safkan Adana bölgesinden geldi buraya. Eğer ki ters pistten çok etkilenmemesi durumunda ben müsait grubu değerlendireceğini düşündüğüm Safkan'ın Çetin Taş'la beraber bu grubu geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ilk defa çıkacağı Bursa pistinden etkilenmemesi durumunda etkili bir yarış yapacaktır. 4 numara Rentele'yi ben bu gruptan bir tık üstün görüyorum. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerek diye düşünüyorum. Daha sonrasında 7 numara Türk Nur özellikle Halil Kaplan'la beraber etkili yarışlar yapabilen bir utap yavrusu olan bu safganlarda da yine ben etkili bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. Bu safkanda yine kuponlarda muhakkak bulunsun arkadaşlar. 4 ve 7 numara Safgan'lar ben de bir tık önde duruyor günün bu ikinci ayağı için. Bu iki safkan muhakkak kuponlarda olsun. Daha sonrasında arkadaşlar yeriniz varsa yine 6 numaralı grafin ve 9 numaralı kızgın adam Nurettin Şen ile beraber güzel bir luksorya yavrusu olan bu safkanda geniş kuponlar için şans verilebilir. Özellikle 4 ve 7 daha sonrasında arkadaşlar 6 ve 9 numaralı safkanları günün ikinci ayağı için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handicap 16'da izleyeceğimiz 4 yukarı arapları 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 7 tane Safgan'ın start alacağı bu koşu içinde yine özellikle birçok kez bahsettiğim özellikle çim performansından çok etkili olduğunu düşündüğüm 3 numaralı hani kuzen bir türlü istenen yarışları yapamıyor. Bu sefer üzerinde Mahsun Demirbaş var. Ben bu safkanın etkili bir yarış çıkaracağını, çok da müsait bulduğu bu grup aslında kolay değerlendireceğini düşünüyorum. Muhakkak değerlendirmeli 3 numaralı kuzenden etkili güzel bir yarış gelecektir. Daha sonrasında 2 numaralı Tatarkan, kaliteli Özgünan yavrusu yine etkili bir yarış çıkaracaktır. Son yarışlarında etkili bir form yakalayan Safkan Yunus Emre Yüksel idaresinde Aprant indirimi de almış. Uygun bir kiloyla start oluyor normal şartlara göre. Etkili bir start yapacaktır. Etkili bir yarış çıkaracaktır. Bence değerlendirilmeli. Yine son yarışlarında isteneni verememiş olsa da güzel bir Kaiser tepsisi olan bir numaralı Çelik Mavi de geniş kuponlarda arkadaşlar. Bence değerlendirilmeli. Özellikle 3 ve 2 diyorum. Daha sonrasında bir numaralı Safkan'ın da şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu 3. ayağı için. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise açık üçte izleyeceğimiz dişlere ait bir grupta 4 yaşlı Araplara 1500 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz. 11 tane safkanı start bu grup için. iki tane safkan çok ön plana çıkıyor ki bunlardan biri zaten bilinen kalitesiyle özellikle son 3 yarışını kazanan son yarışında da çok önemli bir grupta önemli birincilik elde eden 4 numaralı bir tane Müslüm Çelik'le beraber çok iyi bir form yakaladılar. Bu safkan bu ikili bir araya geldiğinde iyi işler yapıyor. Yani şimdi yine müsait grupta etkili bir koşu yapacaklardır arkadaşlar. Muhakkak değerlendirilmeli. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğimiz Altunalı Gurbet deşi zaten bilinen kalitesiyle son yarışını Gökhan Kocakaya idaresine kazanmıştı. Safkan etkili bir yarış çıkarmıştı. Yine etkili koşacaktır. Bu iki safkan bu grupta çok ön plana çıkıyor. Yani 4 ve 6 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu gelecektir. Bu iki safkan kuponlarda muhakkak olsun. Burada bir de sadece 2 numaralı aydan kızlar arkadaşlar enteresan bir yarış gelebilir olabilir. Safkın yine geniş kuponlarda yeri olan arkadaşlarımız yine şans verebilirler ama dediğim gibi 6 ve 4 numara safkanlar bu grup için sanki yeterli gibi gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise e, made bir koşu var. 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe içinde izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da yarın için kuponumu da yalnız bırakacağım ki bu da 3 numara Jans NQ olacak arkadaşlar. Tolga Yıldız'la beraber start alacak olan bu in Invasible San yavrusunun özellikle ilk çıktığı startında startta 4-5 boy gibi geride kaldı. Ona rağmen sonlarda etkili yaptığı sprintleriyle güne o gün için 4. kurtarmıştı ki o günkü mesafe 1000 metreydi. Yani 1000 metrelik bir yarışta 4-5 boy geride kalıp da sonradan yine etkili gelip bir güzel bir dördüncü çıkarması Safkan'ın ne kadar yetenekli olduğunu o gün için göstermişti zaten. Bugün için ben aynı şansını yaşamayacağını düşünüyorum. Starttan tam çıkması durumunda etkili ile sonlarda zayıf rakiplerini hakime sağlayacağını kolay bir elde edeceğini düşünüyorum. Uzayan mesafende ben bu safkanı yarayacağını düşündüğüm için arkadaşlar günün 5. ayağında 3 numaralı Jans 2 arkadaşlar Tolga Yıldız ile beraber geçilmeyecektir. Kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 2'de izleyeceğimiz 4 yukarı Arap'ları 1500 metre mesafe şimdi start alacaklar. 13 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine 12 numaralı Kutup e, Mahsun Demirbaş'la beraber benim ilk şans safkanım olacak. Ekür avantajı da olan bu safkandan etkili güzel bir koşu bekliyorum. E, gruptan zaten çok kaliteli bir isim arkadaşlar. E, normal şartlarda bu grubu kolay geçecektir. E, Tabi sürpriz arama noktasında yanına at yazmayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Özellikle 1 numaralı yarış sayını Yunus Emre Yüksel Fenerbahçe'lerle beraber benim kuponumda olacak. Daha sonrasında her ne kadar bir buçuk yıl gibi çok uzun süreli bir arası olsa da dokuz numaralı Arısan kalıplarında etkili işler gördüm. Safkan hazır girecektir. Dinçlik yap yarış yapacağı bir koşuda enteresan bir yarış çıkartıp güzel birinciyle imza atabilir. Muhakkak değerlerimi Halık Ketme idaresinde yine yeri olanlar iki numaralı Gün Işığı, 3 numaralı Hasan abi gibi Safkanlarda arkadaşlar geniş kuponlarda şans verebiliriz. Günün son ayağı için özellikle 12 1 ve 9 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında yeri olanlara da 2 ve 3 numaralı Afganların da şanslı olabileceğini düşünüyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar Bursa programı ile ilgili yorumlarım benim bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.